Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 5. sınıflarım. Bugün ikinci dönem ikinci fen sınavımızı inşallah 100 almak için şuraya yazayım. Birlikte çalışacağız. Sevgili öğrencim bu birinci örneğimiz. Bir iki tane daha yazılı çekmek istiyorum. Lütfen onları da izlemeyi unutmayalım. Evet, aşağıda devre elemanları ve bu devre elemanların görevleri verilmiştir. Eşleştirmesi diye söylüyor. Devreye enerji sağlar. Evet, bize enerjiyi yani kaynağı ne sağlıyor sevgili öğrencilerim? Evet, ne yapıyor? Pil sağlıyor değil mi? Buraya B'yi yazıyorum. Elektrik enerjisini ışık enerjisine dönüştüren devre elemanı. Evet, ışığı alan bize sağlayan hangisidir? Ampuldür değil mi? Elektrik enerjisinin devre elemanlarına ulaşmasını sağlayan nedir sevgili öğrencilerim? Kablolarla ulaşıyor değil mi? O da bağlantı kablosudur. Devrenin açılıp kapanmasını neyle sağlıyorduk? Anahtarla sağlıyorduk. Şu şekilde mesela açık oluyordu. Bunları birleştirdiğimizde ne yapıyordu? Akım elektrik iletilmiş oluyordu. Bu da anahtarla sağlanıyordu. Evet, isimlerini yazın diye söylemiş. Bakın bu bizim enerjiyi gösteren neyimizdi? Pilimizdi. Bu evet, şurada gördüklerimiz ampullerimizdi. Yani bu anahtar devreyi açan kapıdan değil mi sevgili öğrenciler? Bu da bakın şu an kapalı olduğunu gösteriyor. Şu şekilde olursa ne olur? Açık olurdu. Kapalı anahtar. Ya bakın bu da anahtarın açık olduğunu gösteriyor. Açık anahtar. Evet, bu da sevgili öğrencim nedir? İletken telimiz. Tamam, şimdi buraya devre yapacağız birlikte. 3 tane pil, 2 tane ampul, 1 tane kapalı anahtar diye söylüyor. Öncelikle 3 tane pilimizi çizelim. Bakın şu şekilde ne yapıyoruz? Evet, artı eksi. Artı eksi bakın. 3 tane ne yaptım? Pilimi yaptım. Sonra 2 tane ampul yapacağız. Ampul mesela şöyle şuralara şöyle çize. Ampul yukarıya çizdim sevgili öğrencilerim. Bakın eksiden çıktım. Geldim kapalı anahtar demiş. Şöyle anahtarı belledeyim. Bakın şu şekilde olursa neydi? Kapalı. Şöyle açtığım zaman açık olmuş oluyordu. Şöyle devam ettiğimde sevgili öğrencilerim. Gelip bakın ne yapıyorum? Artıya koyuyorum. Artı eksi bakın devreyi tamamlamış oldum. İki tane pil çiziyorum yine. Bu sefer şöyle yukarı çizeyim. Yapamadım. Sileyim bir saniye. Şunu da maviyle yapayım. Şöyle ne yapmış oldum sevgili öğrencilerim? İki tane pilimi çizmiş oldum. Üç tane ampul istiyor. Ampulleri bu sefer şöyle karşıya yapayım mesela. Bunları şuraya yapabilirsiniz, buraya yapabilirsiniz. Dağıtabiliyorsunuz biliyorum. Bakın bağlantılar olduktan sonra yan yana olacak diye bir şey yok. Birisi şu yanda olur, getirirsiniz. Şurada olabilir. Kolay görünsün diye ben bu şekilde yapıyorum. Evet, ne yapıyorum bakın. Devam ediyorum. Ne diyor? Açık anahtar diye söylemiş sevgilendirim. Anahtarı bakın şu şekilde şöyle açık gösteriyorum. Kapalı yapmıyorum. Geliyor mesela ampule bağladım. Bu da buradan geliyor. Ampule bağladım sevgilendirim. İki tane pilimiz. Bakın açık anahtarımız 3 tane de ampulümüzü bağlamış oldu. Aşağıdaki çoktan seçmeli evet soruları ne yapacağız? Cevaplayacağız. Yukarıda verilenler hangileri toprağın bozulmasına, toprak zarar görecek. Ağaçlandırma faydalıdır. Erozyon evet zarar verir. Kirlilik de sevgilerim ne yapar? Zarar verir. Erozyon zaten toprağın verim tabakasının kayması. Toprak kirliliği de ne yapar? İçerisindeki vitamini, minerali öldürür değil mi sevgilerim? 2 ve 3 zararlıdır. Toprağı bozar. Aşağıda verilenlerden hangisi hava kirliliğine karşı alınabilecek önlemlerden değildir? Sanayi tesisleri kurulurken yeşil alanların artırılması planlanmalıdır. Evet engellesin diye değil mi kirli pisi? Bu doğrudur. Arabaların egzozlarına filtre takılmalıdır. Evet bu da doğrudur. Ne yapsın? O kirli havayı engellesin diye. Orman tahribatı önlenmelidir. Evet. Ağaçlandırma çalışmaları azaltılmalıdır. Eğer ağaçlandırmayı azaltırsanız bu fabrikanın kirini pisini ne temizleyecek? Olmaz değil mi? Şimdi opak saydam. Opak neydi sevgili öğrencilerim? Işığı geçirmeyen saydam geçiren sevgili öğrencilerim. Işığı geçiren madde neydi? Saydamdı. Nokta nokta bu maddeleri örnektir. Saydam olacak. Şimdi opakları atıyorum. Saydamın yanında bakın cam, su. Evet nedir en uygun buraya? Cam buna örnektir sevgili öğrencilerim.
Evet, ışığı geçirmeyen maddeler ne deniyordu? Opak diye söylüyorduk. Sevgili öğrencilerim, yarı geçirseydi yarı saydam derdik. Buna da sevgili öğrencilerim geçirmeyenleri bakın aşağıdaki örneklerden hangisini örnek verebilirsiniz? Işığı geçiren madde saydam. Saydama örnek ne yaptık? Camı verdik. Evet, opak yaptık. Opağa yani ışığı geçirmeyene de uygun hangisi olur sevgili öğrencilerim? Işıklara baktığımızda mermer olur değil mi? Işığı geçirme. Bakın yarı saydam değil sevgili öğrencilerim. Bu da tam ne yapmış? Buzlu su yarı saydamdır. Olmaz. Bakın biz en sondaki örneğimiz neydi? Evet, ışığı geçirmeyen olacak. Buzlu cam yarı geçirgendir. Hava geçirir. Bunlar olmaz. Uygun olan şıkkımız B'dir. Birincisi bakın ışığı geçiren saydam örnek cam. Işığı geçirmeyen opak örnekte bakın ışığı geçirmeyene mermer. Rengi değiştirelim. Şekilde bir yüzeye gönderilen ışınların yansımaları gösterilmiştir. Evet, dağınık yansıma. Evet, niye? Çünkü düz yüzeylerde yansıma olurdu sevgili öğrencilerim. Bakın bu zaten yüzey bozuk. Burada bakın açılar farklı farklı sevgili öğrencilerim. Bu dağınık yansıma örnek doğrudur. Yüzey buruşuk alüminyum olabilir çünkü dağınık olduğu için buruşuk olması doğrudur. Bu yüzeyde net bir görüntü, dağınık yansımada net bir görüntü oluşmaz. Bu da doğrudur. Hepsi doğrudur. Evet. Şimdi sevgili öğrencilerim, ısı ve sıcaklık kavramları doğru kullanılmış diye söylüyor. Buz erirken etrafından ısı alır. Evet sevgili öğrencilerim, ısı bir enerjidir. Alan şeyi ısıdır. Doğrudur. Ayşe'nin vücut ısısı 38 santigrat. Bu yanlıştır. Burası ne demesi lazım? Buraya sıcaklık demesi lazımdı. Çünkü santigratla bakın hemen otomatik zaten ısıla sıcaklığı karıştırıyorsanız ölçülen değer santigrat olarak veriliyorsa bunlar nedir sevgili öğrencilerim? Sıcaklıktır. Bu sıcaklık olması lazım. Yanlış. Bakın burada sıcaklık demiş santigrat. Burası da doğru. O zaman 1 ve 3 doğrudur sevgili öğrenciler. Deniz sokak lambasına yaklaşıp uzaklaştığı gölgesinin boyunu değiştiğini fark ediyor. Buna göre deniz hangi konumdayken gölgesinin boyu en uzun olur? Bakın tepeden gelirken sevgili öğrencilerim geldiğinde bakın ne olacak? Gölgesi bakın kısa olacak. Yan bakın ışık geldikçe gölgesi ne olacak? Uzayacak. Biraz daha uzağa gittiğinde gölge daha uzayacak. En uzağa gittiğinde gölge daha da ne yapacak? Bakın göreceksiniz gölge uzayacak değil mi sevgili? Buradan mesela şuraya geliyor. Gölgenin boyu bakın şu kadarken burada biraz artacak. Artacak. En sonunda bakın gölge daha yatay geldiği için ışık ne yapacak? Bakın daha da gölgesi uzamış olacak. O zaman en sondaki ne? Gölgenin en uzun olduğu konumdur. Atmosferde biriken zararlı gazlar tarafından güneş ışınlarının bir kısmının tutulmasına bize ne etkisi diyordu sevgili öğrencilerim? Sera etkisi diye söylüyorduk. Bunu zaten sorabilirler. Aşağıda verilen canlılardan hangisinin nesli tükenmemiştir? Dinozorlar zaten tükendi. Mamutlar da tükendi. Moa kuşunu zaten bunları ilk dönem öğrenmiş değil mi sevgili öğrencilerim? Evet, Van kedisi ne yapmamıştır? Tükenmemiştir. Hala ülkemizde vardır sevgili öğrenciler. Evet, inşallah yüz alırsınız. Diğer örnekleri de izlemeyi unutmayın. Acil yazınız varsa bana yazın. Aldığınız notları da bekliyorum sevgili öğrencilerim. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.